Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün genel muhasebe 2 dersimize ara vermiştik hatırlıyorsanız. Ara sınavlardan ve tatilden dolayı. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. 5. ünite hakkında size bilgi vereceğim. 5. ünitemiz diğer yabancı kaynaklar. Geriye zaten 2 ünitemiz kalıyor. Son hafta 8. haftamızda soru çözmeyi planlıyorum. Bu kapsamda sizlerin de anlamadığınız konular varsa son haftada bana sorabilirsiniz. Ben de ona bağlı olarak sizlere yanıt vermeye çalışırım. Diğer yabancı kaynaklar adlı ünitemize başlayalım isterseniz. Bu ünite kapsamında diğer yabancı kaynaklar olduğu için mali borçlar ve ticari borçlar dışında kalan borçlarımızı inceleyeceğiz. Bunlar neler olabilir? Diğer borçlar olabilir. Bunların kapsamının ne olduğunu söyleyeceğim birazdan. Alınan sipariş avansları olabilir. Borç ve gider karşılıkları ve gelecek dönemlere ilişkin gelirler ve gider tahakkukları olabilir. Esasında bu ünitede de var. Gelecek dönem ve dönemlere ilişkin gelir ve gider tahakkukları konusu ama biz bunu gelir ve giderler kapsamında da zaten detaylı inceleyeceğiz. Ama pekişmesi açısından burada da değinmekte fayda var. Şimdi biraz önce de söyledim. Diğer yabancı kaynaklarımız herhangi bir ticari nedene dayanmayan, aynı zamanda da kredi borcu dışında oluşan, yani mali borçlar dışında oluşan borçlarımız. Ve tabii ki kısa vadeli olabilir ya da uzun dönemde ödenmesi düşünülebilir. Bu kapsamda iki farklı vadede, iki farklı grupta karşımıza çıkıyor. Diğer yabancı kaynaklar aynen ticari borçlar ve mali borçlarda olduğu gibi. Devam edelim. Bizim burada diğer borçlarla kastettiğimiz unsurlar, biraz önce de vurgulayarak söyledim çünkü bu ara ara karışıklıklara neden olmakta. Herhangi bir ticari nedene dayanmayacak bu borçlar. Ve en çok bir yıl içinde ya da eğer uzun vadeli ise bir yıldan daha fazla sürede ödenmesi düşünülen borçlar olarak karşımıza çıkacak. Tabii ki bu borçlara baktığımızda, genel olarak içeriğine baktığımızda diğer borçlar kapsamında bu çalışanlara borçlar olabilir, ortakları olan borçlar olabilir, ilgili diğer taraflarla ilişkilendirilen borçlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tek düzen hesap planına baktığımızda, ekrandaki çizelgeye de baktığımızda iki ana grupta inceleyebiliyoruz. Bunlar kısa vadeli olanlar ve uzun vadeli olan borçlar olarak karşımıza çıkıyor. Kod numarasından da anlaşılacağı gibi. Bakın burada yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri sadece kısa vadeli kısmı var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kısa vadeli olan gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları olarak adlandırılıyor. Bir yıldan daha uzun döneme yayılmış olan gelirler ise, daha sonrasında gelire dönüşecek olan hesaplar ise gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkuklarında izleniyor ekranda gördüğünüz gibi. Kod numarası zaten ilgili borcun kısa mı uzun vadeli mi olduğunu bize göstermekte. İsterseniz diğer borçlara girelim. Yani diğer kısa vadeli yabancı kaynakların ilk grubunu oluşturan diğer borçlara girelim. Bunlar biraz önce de söylediğimiz gibi ortakları olan borçlarımız olabilir. İştiraklere ya da bağlı ortaklıkları olan borçlarımız olabilir. Çalışanlarımıza olan daha çok ücret tahakkuku nedeniyle tahakkuk ettirilmiş maaş borçları olabilir. Yani ayın belirli bir zamanında bildiğiniz gibi personele ücret tahakkuku gerçekleştiriliyor. Ödemesi ise birkaç gün sonra gerçekleştiriliyor. İşte burada ortaya çıkan borçlar personele borçlar olarak karşımıza çıkıyor. Ve ekranda da gördüğünüz gibi diğer kapsamda yer alan unsurlar karşımıza çıkmakta. İsterseniz bunlardan ortaklara olan borçlarla başlayalım. Tabii ki ortaklara olan borçların izlenmiş olduğu bir hesap ortaklara olan borçlar. İşletmenin henüz daha ödemediği ve ortaklarına ödemekle yükümlü olduğu temettü borçları olabilir.
Sözleşmeye bağlı ek ödemelere ilişkin borçları olabilir. Senetli ya da senetsiz borçları demek ki bu kapsamda ortaklara borçlar hesabında izleniyor. Tabii ki eğer bu borçlar işletmenin ana faaliyet konusu dışındaki işlemlerden dolayı ortaklarına olan borçlarıdır, kısa vadelidir. Ancak söz konusu ortaklara olan borçlar bir yıldan uzun vadeli ise tabii ki bunu 431 kod numaralı ilgili hesap olan ortaklara borçlar hesabında izleyeceğiz. Peki ortaklara borçlar hangi kapsamlarda ortaya çıkabilir? Temettü ödemesine yönelik olarak bedeli daha sonra ödenecek olan temettü yani kar payı borçları olabilir. Sermaye azaltımına gitmişse eğer işletme bu sermaye azaltımından dolayı ortaklara ödenecek olan sermaye payları da gene ortaklara borçlar olarak izlenmekte. Kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğer ortaklardan borç almışsa bu da yine aynı hesapta izleniyor. Ya da ortakların banka ya da finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından kendi adına almış olduğu borçlar. Ortakların sağlamış olduğu gayrimaddi teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar. Bunların örneklerini biraz sonra göstereceğiz. İşletmenin faaliyetlerinin sona ermesi ve tasfiyesi nedeniyle artan değerin ortaklara ödenmesi söz konusu olacaksa bu kapsamda ortaya çıkan ortaklara ödenecek olan borçlar. Birleşme, bölünme, tür değiştirme söz konusu olacaksa ya da ortak işletmeden ayrılacaksa burada ortaya çıkan sermaye payları ve ortağın ölümü, iflası söz konusuysa yine ya da işletmeden ayrılması yine gündemdeyse bu durumda ortaya ödenecek olan tutarlar da ortaklara borçlar olarak karşımıza çıkıyor demek ki. İsterseniz örnekler aracılığıyla inceleyelim. Diyelim ki bir işletme 30 Mart tarihinde dönem karını ilan etmiş ve bu dönem karından 16 bin lira temettü dağıtma kararı almıştır. Bakın burada henüz daha temettü dağıtma kararı alıyor. Henüz daha ortaklarına ödenen bir pay yok. Ve bu kar ortakların sermaye paylarıyla orantılı olacak şekilde dağıtılacak. Ve ortakların sermaye payları da Ali Tat için 180 bin lira, Can Kan için 120 bin lira ve Nur Akın için 340 bin lira olarak hesaplanmış. Bildiğiniz gibi işletmenin dönem net karı olarak ilk etapta hesaplanıyor. Ancak ertesi yıl bu kar ne oluyor? Geçmiş yıllar karına aktarılıyor 1 Ocak tarihli yapılan ilk kayıtta. Geçmiş yıllar karı üzerinden bir önceki yılın karının dağıtımı söz konusu demek ki. Belirli kıstaslara göre tabii ki dağıtılacak. Bu da sermaye paylarıyla orantılı olmasına karar verilmiş. Henüz daha ortaklara kar payı dağıtımı yapılmadı. Ancak yapıldığı ilan edildiği için burada ne olacak? Kar payı dağıtıldığı için geçmiş yıllar karı borçlu olarak 16 bin lira kaydedildi. Henüz daha ortağa ödeme yapılmadığı için, ödeme de yapılacağı için aynı zamanda kar payı borcu olduğu için hesaplandığından dolayı bu tutarı ortaklara borçlar hesabında alacaklı olarak inceliyoruz demek ki. Bir başka örnek verelim isterseniz. Bu sefer de sermayenin azaltılması kararı verilmiş olsun işletmede. Buna yönelik olarak sermaye azaltım kararına yönelik olarak her bir paya düşecek olan azaltılacak kısmın ortaklara dağıtımına yönelik bir örnek yapalım. Diyelim ki bir işletme 4 ortaklı olsun, ödenmiş sermayesi de 900 bin lira olsun. Ancak 28 Şubat tarihinde işletme ortaklarından Kaya Sakin vefat etmiş olsun ve kendisine ait olan 82 bin liralık sermaye payının mirasçılarına ödenerek sermayenin azaltılması kararı alınmış olsun. Bakın bir ortağın vefat eden ortağın payı
Oradan kendi mirasçılarına ödeneceğinden dolayı işletme sermaye azaltımına gidiyor. Sermaye azaltımına gittiğinden dolayı sermaye bildiğiniz gibi pasif karakterli bir hesaptır. Bu nedenle bu hesapta meydana gelen azalışlar ilgili hesabın borcunda izlenir. Burada da sermaye azaltımı kararı verildiği için sermaye hesabının borcunda izliyoruz. Sermaye hesabı 82 bin lira borçlu olarak kaydettik. Henüz daha Kaya Sakin'in borcunu mirasçılarına ödeyeceğiz ama henüz daha karar alındı bakın. Henüz daha ödeme gerçekleşmemiş olduğu için bu payı ortaklara borçlar vefat eden ortaklık payının azaltılmasına yönelik olduğundan dolayı Kaya Sakin'in yardımcı hesabında, ortaklara borçlar hesabı yardımcı hesabında alacaklı olarak izliyoruz demek. Ödendiği zaman ne olacak? Ortaklara borçlar hesabı borçlu olarak kaydedilecek. Diğer kasa hesabı ya da bankalar hesabı alacaklı olarak kaydedilecek demek ki. Diyelim ki bir başka örnek yapalım. Bu sefer de zannedersem finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla ortak işletme adına bankadan kredi çekecek hatırladığım kadarıyla. Diyelim ki işletme kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 9 Eylül tarihinde ortak Tahsil Kaya'dan borç almış ve Tahsil Kaya işletmenin K Bankası'ndaki borçlu cari hesabına 20 bin dolar yatırmıştır. Bakın ortağımızdan borç alıyoruz ama bu borcu ortağımız bize doğrudan elden vermiyor. Banka kredileri hesabımıza ödüyor. Dolayısıyla kredi hesabımızda bir azalış söz konusu olacak. Ama dikkatinizi çekerim dolar üzerinden yabancı para cinsinden kredi çekilmesi söz konusu. Bu tarihteki serbest piyasada dolar kuru 7,80 liradır. Ve o işletme ortağından aldığı borcunu 2 ay içerisinde yine dolar olarak ödemeyi planlayacaktır. Ortağından borç aldı. Aldığı bu borcu işletmenin ortağı işletmenin bankadaki borçlu cari hesabına yatırmış oldu. Borçlu cari hesabını ödemiş olduğu için de tabii ki bu kapsamda ortaya çıkan banka kredileri hesabından alınan borcun banka hesabına yatırılmış olmasından dolayı kredi hesabımızda bir azalış olacak ilk bakışta. Bakın kur 7,80 liraydı. 20 bin dolar borç almış olduk. Hemen işlemin yapıldığı tarihteki kur üzerinden muhasebe kayıtlarını gerçekleştiriyoruz. Banka kredileri hesabına 20 bin çarpı 7,80'den 156 bin lira yatırılıyor. Ama hatırlayacağınız gibi bu bizim ortağımıza olan borcumuzdu. Bu nedenle de ortaklar olan borçlar 156 bin lira alacaklı olarak kaydedildi. Bildiğiniz gibi borç hesapları alacak yönlü çalışıyor. İlk doğduğu an itibarıyla ya da borçlarda meydana gelen artışlar ortaya çıktığı andan itibaren. Daha sonra kur 7,76'ya inmiş bakın. Ve işletme ortağına olan borcunu ödemiş olsun. Daha sonraki bir tarihte 30 Eylül tarihinde. 20 bin dolarlık borcumuz vardı. Bu borcu ilk aldığımızda kur 7,80 liraydı hatırlayacağınız gibi. Şimdi kur 7,76 lira oldu. Dolayısıyla ödememizi yeni kur üzerinden yapacağız. 7,76 lira üzerinden yapacağız. 7,76 çarpı 20 bin ekranda da gördüğünüz gibi ödendiği tarih itibariyle ilan edilmiş kur üzerinden olduğu için 155.200 lira olarak hesaplanıyor. Ancak hatırlayacağınız gibi bizim ortağımıza olan borcumuz ne kadardı kuru? 7,80'di. Kur düştü. 7,80 liralık kur üzerinden borçlanmıştık. Ve 156 bin lira olarak borçlanmıştık. Ancak ödediğimiz tarihteki kur 155 bin lira, 155 bin 200 lira olduğu için arada ne kadar var?
800 liralık bir borç var. Ancak burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Borçlandığımız tarihe göre ödediğimiz tarihteki kur düşmüş olduğu için bu aradaki farkı da biz kambiyo karları hesabında izliyoruz. Demek ki 800 lira olarak. Bir de ortaklarla ilgili olarak daha çok işletmenin kurumsallaşması adına ortakların dilediği gibi işletmenin kasası ile ilişkilerinin amatörce yönetilmesinin önlenmesi amacıyla ve işletmelerin sermaye yapılarına aynı zamanda kurumsallık getirilmesi amacıyla bir örtülü sermaye kavramı geliştirilmiş. Burada yani bizim burada örtülü sermaye ile kastettiğimiz şey sürekli olarak işletmenin sermaye hesabında ve borçlan ortakları olan borçlar hesabındaki hareketliliğin işletmenin rakiplerine göre ya da olağan ticaret koşullarına göre normalin dışında olabilecek işlemlerin önüne geçmek amacıyla getirilmiş olan bir kavram örtülü sermaye. Ne demek? Borçlanmanın ortaklardan veya ortaklıkla ilişkili kişilerden yapılması ve yapılan borçlanmanın öz sermayenin 3 katını aşması durumlarında demek ki örtülü sermaye kavramı ortaya çıkıyor. Yani ortaklardan borçlanma yapılıyorsa ya da ortaklı ilişkili kişilerden borçlanma yapılıyorsa ve yapılan bu borçlanma sık sık oluyorsa ve aynı zamanda da bu borçlanma öz sermayenin 3 katını aşıyorsa demek ki biz buna örtülü sermaye adını veriyoruz Türk Ticaret Kanunu'na göre. Tabii ki ortaklara borçlar bu açıdan baktığımızda sürekli olarak ve önemli tutarlarda alacak kalanı veriyorsa, sürekli ortaklara borçlar kaleminde hareketlilik ve büyük tutarlarda alacak kalanı veriyorsa ve bu kalan işletmenin öz sermayesine oranı benzer kuruluşlara göre bariz bir farklılık gösteriyorsa yine bu örtülü sermaye olarak kabul edilir demiştik biraz önceki tanımdan hareket edilerek. Dolayısıyla kurumlar vergisi kanununa göre örtülü sermaye olarak kabul edilen tutarlar üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri giderler tabii ki işletme kazancının hesaplanmasından kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilecektir ve bu nedenle de ticari kâra ilave edilecektir. Yani normal ticari hayatın akışına aykırı olarak ortaklardan sürekli olarak borçlanıyorsak ve bu tutar önemli boyutlarda alacak kalanı veriyorsa ve özellikle de bu borçlanma öz sermayenin 3 katını özellikle aşıyorsa demek ki biz bu durumda örtülü sermayenin varlığından bahsedeceğiz. Ve örtülü sermaye olarak kabul ettiğimiz tutar üzerinden hesaplanan faizi ya da kur farklarını demek ki kanundan kabul edilmeyen gider olarak kayıtlarımıza katacağız. Ne demek istiyorum? İsterseniz kitabınızdaki örnekten hareket edelim. Diyelim ki 24 Mayıs tarihi itibarıyla, tarihi yalnız söyledim, ortaklara borçlar hesabının bir işletmenin alacak kalanı, yani vermiş olduğu kalan 140 bin lira olsun. Ortaklara olan borçları 140 bin lira. Aynı dönem içerisinde ilgili borçlara ilişkin olarak faiz uygulamış olsun işletme ve ortaklardan alınan borçlara ilişkin hesaplanan faiz oranı da 10 bin lira olarak hesaplanmış olsun. Öz sermayesi de bu durumda diğer bir veri olarak 42 bin lira olarak bize verilmiş. Şimdi isterseniz burada öncelikle örtülü sermayenin olup olmadığını hesaplayacağız. Bakın toplam ortaklara 140 bin lira borcumuz vardı, öyle değil mi? Öz sermayenin 3 katını aşan kısmı, ortaklara olan borcun öz sermayenin 3 katını aşan kısmı örtülü sermaye olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla öz sermayenin
3 katını aldığımızda 42 bin çarpı 3. Bunun toplamını, bu aldığımız bu 3 katını toplam borçlardan çıkarttığımızda, 140 binden çıkarttığımızda bakın arada 14 bin liralık fark var. Demek ki işletmenin 14 bin liralık örtülü sermayesi var diyebiliriz. Buna bağlı olarak o zaman ortaklara, borçlara ilişkin olarak biraz önce de söylediğimiz gibi bu örtülü sermaye üzerinden ödenen kur farkı faiz gibi giderlere ilişkin isabet edilen kısmın kanunen kabul edilmeyen gider olduğunu söyledik. Dolayısıyla burada da örtülü sermaye katsayısını hesaplamamız gerekiyor. Örtülü sermayemiz ne kadardı? 14 bin liraydı. Ortaklara olan borcumuz ne kadardı? 140 bin liraydı. Öyle değil mi? O zaman örtülü sermayenin toplam ortaklara olan borcu bize örtülü sermaye katsayısını veriyor ve bu da yaklaşık %10 olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla demek ki bunun üzerinden %10 oranındaki katsayıya bağlı olarak kanunen kabul edilmeyen gider söz konusu olacak demek ki örtülü sermaye üzerinden hesaplanan. Dolayısıyla ortaklara borçlarla ilgili finansman giderlerinin o 1000 lirası yani %10 dediğiniz gibi örtülü sermaye katsayısıydı. Şurada da dedik ki borçlara ortaklardan alınan borçlara ilişkin hesaplanan faiz toplamı 10 bin liraydı. Bunun %10'unun örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olduğunu kabul edilecek olursa eğer bunun 1000 lirası demek ki örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olduğundan dolayı kanunen kabul edilmeyen gider olarak karşımıza çıkacak. Bu da ilgili muhasebe kayıtlarında nazım hesaplarda izlenecek. Bir diğer konumuz bağlı ortaklıklara borçlar. Yani diğer borçlar kapsamında sadece ortaklara borçlar değil. Bir de işletmenin kendi grubunda bulunan bağlı ortaklarla olan ilişkilerinde ticari işlemlerden kaynaklanmayan kısa vadeli borçların izlenmesi durumunda ortaya çıkan bağlı ortaklıklara borçlar hesabı söz konusu. Eğer tabii ki bu borç uzun vadeli ise o zaman ilgili uzun vadeli hesaptan izleyeceğiz. Dolayısıyla burada bağlı ortaklığına borç vermesi durumunda bağlı ortaklık ana ortaklığına borç vermesi durumunda ortaya çıkan bir hesap. Şöyle söyleyelim, hemen bir örnek üzerinden açıklayalım. Diyelim ki işletme %45 ortaklık payına sahip olmasına rağmen PLV işletmesi yönetme gücüne sahip olduğu bağlı ortağı iletki işletmesinden 39 bin lira nominal değerli protestolu bir senedini ödemesini talep ediyor. Dolayısıyla burada ana ortaklık bağlı ortaklık ilişkisi söz konusu ve bağlı kendisine bağlı olan ortağından protestolu senedini ödemesini demek ki talep ediyor. İletki işletmesi de yani bağlı ortakta işletmenin banka havalesi aracılığıyla demek ki protestolu senedini ekranda gördüğünüz gibi ödüyor. Daha sonra bu bağlı ortaklıkta ortaklığımıza olan borcumuzu PLV'den olan alacağını demek ki iletki işletmesi 18 ay sonra tahsil edebilecek diyor. Bakın 18 ay olduğuna göre buradaki borcumuz bir yıldan uzun vadeli yani bağlı ortaklığımıza olan borcumuz uzun vadeli borcumuz. Bakın şurada borç senetlerinin ödendiğine ilişkin olaraktan borç senetlerini borç kaydı olarak gösterdim 39 bin lira olarak. Ancak biraz önce de söylediğim gibi bu borcumu bizim bağlı ortaklığımız bizim adımıza ödediğinden dolayı ancak bedelini 18 ay sonra ödeyeceğimizden dolayı uzun vadeli borcumuz. Bu nedenle de 433 bağlı ortaklıklara borçlar hesabına alacaklı olarak kaydediyorum
demek ki. 31.12 geldiğinde ekranda da gördüğünüz gibi o zaman ne olacak? Biz bu işlemi yaptığımız tarihteki 18'e aydı. Bakın 20 Haziran tarihinde gerçekleşti. Diyelim ki 20 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti. 31 Aralık tarihi geldiği zaman o zaman ortağımıza olan borcumuz, bağlı ortaklıkları olan borcumuz vadesi bir yılın altına indiğinden dolayı ilgili kısa vadeli borca aktaracağız. Yani bağlı ortaklıklara borçlar uzun vadeden kısa vadeliye aktarma yapılıyor dönem sonu işlemi kapsamında. Vadesi geldiği zaman da 18 ay vadeliydi. Ekranda gördüğünüz gibi kısa vadeli ortaklıklara, bağlı ortaklıklara borçlar hesabını borçlandırıp kasa hesabını alacaklı olarak kaydediyorum demek ki. Bağlı ortaklıklara ilişkin borçlar bu şekilde. Benzeri şekilde bu sefer bir de iştirakleri olan borçlarımız söz konusu. Bildiğiniz gibi iştirakler bir yatırımcı işletmenin adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dahil olmak üzere iş ortaklığı veya bağlı ortaklık niteliğinde olmayan ancak üzerinde önemli etkisinin bulunduğu işletmeler olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla iştirakler bir işletmenin önemli etkisi altına almayı daha ziyade şu amaçlarla gerçekleştiriyor. Ana ortaklığın yarattığı piyasa koşullarından yararlanmak için, yeni müşteri ve satıcılarla ilişki kurmak için, yeni ürünlere ve teknolojik yeniliklere daha kolay sahip olmak için ve finansal güçlüklerle daha kolay başa çıkmak için ve yaratılmış markadan yararlanmak için demek ki iştirak ilişkisi kabul edilebiliyor. Tabii ki sermaye bedeli dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı ve yönetime katılma hakkının en az %20'den fazla, %50'den az olması gerekiyor. Yani başka bir işletmeye iştirakte bulunabilmemiz için. Bu daha çok muhasebe standartları açısından söylenen oran. Ancak muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde ise bir işletmeye iştirakte bulunabilmemiz için o işletmenin sermayesine %10 ile %50 arasında ortak olma şartımız var. Ancak diğer taraftan standartlar ya da Türk Ticaret Kanunu açısından baktığımızda bu pay %50 ile %20 arasında karşımıza çıkıyor. Bağlı ortaklıklara paylar ise %50'den daha fazla oranda sermayeye ortaklık olarak karşımıza çıkmakta. Hemen bir örnek yapalım. Diyelim ki bir işletme yeni bir ürün geliştirmiş olsun ve bu ürünün tutundurma faaliyetleri yani pazarlama faaliyetlerini geliştirmek için çok büyük bir tutarda bütçe ayırması gerekiyor. Nakit akışında sıkıntı yaşanmasını engellemek için iştiraki ve ürün dağıtıcısı olan başka bir işletmeden yani iştiraki olduğu bir işletmeden tutundurma faaliyeti için 90 bin lira talep ediyor. Yani kendisinde nakit yetersizliği var. Tutundurma faaliyetlerinde maliyeti yüksek. Bu nedenle iştirakinden 90 bin liralık borç talep ediyor. Tabii ki bu borç talebi de SP işletmesi üzerinde TOAŞ işletmesinin, kendi işletmemizin kontrol etkisi yüksek olduğundan dolayı kabul edilmiş oluyor. SP işletmesi yani iştirakimiz gerekli ödemeyi ana işletmenin banka havalesi ile gerçekleştirmiş oluyor. Bu borç daha sonra ertesi dönemin içinde bulunan dönemin bütçe döneminde ödemeyi planladığını bildirmiş oluyor iştirakine ve bu borçtan dolayı da herhangi bir faiz hesaplanmamış. Kısaca iştirakimizden borç aldık tutundurma faaliyetlerimizi yerine getirebilmek için. Dolayısıyla bu borç iştirakları olan borçlarda hesabında hesaplanacak ve izlenecek ve iştirakimizde borcumuzu banka hesabımıza yatırmış olduğundan dolayı bankalar hesabında borçlu olarak göstereceğiz.
Daha sonra iştirak ikimize olan borç daha sonraki izleyen dönemlerde ödenmesine karar verildiği için uzun vadeli bir borç olduğundan dolayı, yani biz 1 Ekim'de aldık, 2003 yılının bütçe dönemi demek 31 Aralık tarihi, yani sene sonunda ödenmesine karar verildiği için 12 aydan uzun vadeli bir borç olduğundan dolayı iştiraklerimize olan borçlarımızı uzun vadeli borçlara atıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi. Daha sonra borcumuzu ödediğimizde iştiraklerimize olan borçlar kapanmış oluyor. Ekranda da gördüğünüz gibi. Diyelim bir başka borç türümüz personele olan borçlar. Personele olan borçlar genel itibarıyla ücret borcu olarak karşımıza çıkıyor. Yani çalışanlarımızın işletmemizde çalışmasında yönelik olarak vermiş olduğu emeğin karşılığı olarak ortaya çıkan, bu ücret olabilir, sosyal güvenlik yardımı olabilir, ücretli yıllık izin olabilir, hastalık izni olabilir, kar paylaşımı olabilir, ikramiye olabilir ve çeşitli parasal olmayan faydalar da gene olabilir. Bu tür hakları demek ki biz işlemeye başladıkça ya da hesaplandığı an itibarıyla personele borçlar hesabında izliyoruz. Tabii ki bu hesap kısa vadede personele ödenecek olan, biraz önce de söylediğim gibi ikramiye, yıllık izin, maaş, ücretli yıllık izin, sosyal güvenlik yardımı olduğu için kısa vadeli borçtur. Yani genel olarak tek düzen hesap planına baktığımızda personele borçlar hesabının uzun vadeli hesabının olmadığını görebilirsiniz. Küçük bir örnek var. Biliyorsunuz personele bir maaş ödemesi söz konusu ama bu maaş ödemesinde yasal mevzuata bağlı olarak brüt ücret üzerinden kesilen bir takım kesintiler söz konusu. Bunlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak olan kesintiler, SGK primleri gibi gelir ve damga vergisi kesintileri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak burada SGK kesintilerinin içerisinde çalışanın ücretinin içerisinde hem işveren payı ayrı olarak hesaplanmakta hem de işsizlik sigortasının yine işveren payı yine brüt ücretin içerisinde ayrıca hesaplanmakta. Bakın brüt ücret, bu brüt ücrete ilave olarak demek ki SGK işveren payı ve işsizlik sigortası işveren payı da bu tutara ilave ediliyor demek ki. Diğer taraftan ödenmiş olan, çalışanı ödenecek olan ücretin içerisinde belirli bir yüzde kadar gelir vergisi ve damga vergisinin de ödenmesi gerektiğini sizlere söylemiştik. Ve daha sonrasında bütünüyle hem işçiye hem işverene ait olan SGK payları ve işsizlik primleri adı altında izlenecek. Yani brüt ücretin içerisinde aynı zamanda işverene ait olan SGK payı ve işsizlik sigortası işveren payı ilave edilecek brüt ücrete. Diğer taraftan vergi ve fonlar bu brüt ücret üzerinden kesilecek. Bir de ödenecek sosyal güvenlik kesintilerinin hem işveren payı ile hem işçi payları tek tek hesaplanıp kesildikten sonra geriye kalan net işçiye ait olan net ücret ekranda da gördüğünüz gibi personele borçlar hesabında izlenecek. Diyelim ki biz bunu 28 Mart tarihi itibarıyla hesapladık. Her ayın birinde çalışanımız ücretini alıyorsa, işte ekranda ödemeyi göstermemişim. O zaman ne olacak? Personele borçlar hesabı borçlu 11.464 lira. Kasa hesabı alacaklı ilgili tutar olarak ödeme kaydını göstereceğiz demek ki. Bir de bütün bu saydıklarımızın haricinde diğer çeşitli borçlar söz konusu olabiliyor.
Yani bu saydıklarımızın haricinde personele olan borcun dışında iştiraki olan borç, ortaklara olan borç, mali borç ve ticari borcun dışında ortaya çıkan bir takım borçlar var. Biz bunlara diğer çeşitli borçlar adını veriyoruz. Bunlara neleri örnek verebiliriz? Bu sıklıkla hata yapılan konular bunlar. Mesela maddi duran varlık sattık, öyle değil mi? Pardon, aldık. Maddi duran varlık ya da ilgili ticari mal dışında başka bir varlık aldık. Buraya bağlı olarak ortaya çıkan borçlar diğer çeşitli borç olarak adlandırılacak. Kira borcumuz, yine kirayı ödemedik, henüz daha borçluyuz. Bu nedenle ortaya çıkan borçlarımız kira borcumuz. Araştırma ve geliştirme transferine ilişkin borçlar, lisans anlaşmaları kapsamında yapılan transferlere ilişkin borçlar ve finansman anlaşmaları kapsamında yapılan transferlere ilişkin borçlar, bakın dikkatinizi çekiyorum, ticari borçların dışında, mali borçların dışında ve biraz önce saydığım personele borçlar, ortaklara, iştiraklere borçlar dışında ortaya çıkan borçlar demek ki burada izleniyor. Bir de ne var? İşletmenin faaliyetlerini yürütürken bu faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlayabilmesi nedeniyle bazı durumlarda satış öncesinde avans alabiliyor. Yani bir hizmetin görülmesi ya da bir varlığın tesliminden önce alıcı tarafından işletmeye peşin ödeme ya da avans şeklinde bir ödeme yapılıyorsa bu tabii ki söz konusu işletmenin bir nevi alıcıya olan borcudur. Çünkü bunun amacı nedir? Bu ticari, üçüncü kişilerle olan ticari faaliyetlerine ilişkin satışlarda alıcının vazgeçmesini önlemek amacıyla bir nevi satış şartı olarak talep etmiş olduğu bir bedel olarak karşımıza çekiyor, karşımıza çıkıyor. Tabii ki şarta bağlı olarak alınmış ve parasal bir bedel olduğu için işletme açısından kazanılmamış olan bir bedel. Tabii ki karşılığında bir avans aldık ama karşılığında para ödeme yükümlülüğümüz yok. Bundan daha ziyade aldığımız avans karşılığında bir mal teslimi ya da bir hizmet edinme ya da hizmet ifası yükümlülüğünü işletmenin göstermiş olması gerekiyor. Bu nedenle ayrı bir hesapta izlenmesi gerekiyor. Diyelim ki bir örnek aracılığıyla açıklayalım. Diyelim ki işletme As marka arabaların Türkiye dağıtıcısı olsun ve bu işletme arabaları 2 ay sonra teslim etmek üzere ve aracının bedelini avans olarak tahsil etmek koşuluyla araç satışı yapıyor. Yani müşterilerle yapmış olduğu satış anlaşmalarında 2 ay sonra malı teslim edilecek, araçları teslim edecek ama buna yönelik olarak önceden bir avans alıyor. Dolayısıyla müşteri AS3 aracının müşterisi Kaya Ticaret'e 88.500 lira karşılığında satmış ve aynı gün tahsilatı gerçekleştirmiştir. Bakın satış gerçekleşti ama henüz daha teslim söz konusu değil. Bir avans alındı karşılığında 88.500 lira. Bu nedenle bunun karşılığında araç teslimi yapmak zorunda demek ki. Aldığımız avansı kasa hesabında izliyoruz. Karşılığında da alınan sipariş avanslarında kayıt alacaklı olarak kaydediliyor. Araç teslimi gerçekleştiği zaman ne oluyor? Bu teslim şartı yerine getirilmiş olduğundan dolayı aldığımız avansları doğrudan satışlar hesabına aktarmış oluyoruz. Yurt içi satışlar hesabını kullanmış oluyoruz. Alınan sipariş avanslarını kapatıyoruz ve bunun içerisinde de katma değer vergisinde satışın içerisinde de doğrudan hesaplamış oluyoruz ekranda gördüğünüz gibi. Bu avans satış bedeli kadar olabileceği gibi bu bedelin belirli bir payı ya da yüzdesi kadar da olabilir. Yani atıyorum 75 bin liralık araç için 10 bin liralık avans alınmışsa eğer gerinin araç bedelinin geriye kalan kısmı, avanstan sonra geriye kalan kısmı teslimat sırasında müşteriden de tahsil edilecekse eğer avans bedeli düşüldükten sonra geriye kalan kısım yine
müşteriden tahsilat kapsamında alıcılar hesabına ya da kasa hesabına izlenecek demektir. Bir de borç ve gider karşılıkları var. Bu da daha çok karşımıza bilanço tarihi itibarıyla belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağını henüz kesin olarak bilmediğimiz ya da tutarını bilsek bile ne zaman ödeneceğini tahmin edemediğimiz kısa vadeli borçlar. Bu daha çok kıdem tazminatıyla ilgili olabilir biraz önce söylediğimiz gibi. Çalışanların işletmede çalışma bedeline, çalışma hizmetinin karşılığında işletmeden ayrılması durumunda kendisine çalışma süresiyle orantılı olarak iş kanunu hükümleri gereğince ödenmesi gereken tutardır bildiğiniz gibi kıdem tazminatı karşılığı. Ama tabii ki çalışanın işten ne zaman ayrılacağını bilmediğimiz için her yıl için 30 günlük ücreti kıdem tazminatı karşılığı olarak en basit tabirle işletmede ayrılmakta. Dolayısıyla ne zaman ayrılacağını bilmiyoruz. Ya da bir dava konusu var, bir aleyhimize açılmış olan bir dava var ve bu dava karşılığında da bir ceza ya da bir tazminat ödememiz söz konusu. İşte buna yönelik olarak ayrılmış olan karşılıklarda yine borç ve gider karşılıkları hesabından izlenecek diyebiliyoruz. Mesela kıdem tazminatı karşılığına kısaca değinelim. Bildiğiniz gibi biraz önce de söylediğim gibi iş kanununun hükümlerine bağlı olarak emeklilik ikramiyesi olarak da adlandırılmakta kıdem tazminatı. Çeşitli mevzuat veya sözleşme gereğince işletmeden ayrılması kıdemine bağlı olarak işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı olarak yapılacak ödemeler için ayrılan karşılıklardır dedik. Dediğim gibi her yıl için aylık ücreti karşılık olarak ayrılıyor en basit ifadeyle. Diyelim ki paye işletmesi 2012 dönemi sonunda pazarlama bölümündeki 30 işçi için 64 bin lira kıdem tazminatı karşılığı hesaplamış olsun. 2003 döneminde işletmeden ayrılması öngörülen 3 kişinin kıdem tazminatı da 65.200 lira olsun. Demek ki işletme dönem içerisinde 30 işçi için 64 bin lira kıdem tazminatı ayrılıyor. Bakın pazarlama departmanında çalışan işçiler olduğu için burada ortaya çıkan kıdem tazminatı giderlerini pazarlama satış dağıtım giderleri hesabında izliyorum. Henüz daha ben bunu ödemediğim için ve ne zaman ödeyeceğim belli değil, bunu bir karşılık hesabı olarak ayrı bir borç hesabında izliyorum. Bu nedenle de uzun vadeli olduğundan dolayı, ne zaman ödeyeceğim belli olmadığından dolayı kıdem tazminatı karşılığı hesabından alacaklı olarak kaydediyorum. Diyor ki 3 işçinin kıdem tazminatı 65.200 liradır. 2003 döneminde işletmeden ayrılması öngörülen 3 işçinin kıdem tazminatı için. Dolayısıyla ayrılan kıdem tazminatı 64.000 liraydı. 3 işçi için 65.200 lira ödüyoruz. O zaman öncelikle yapmamız gereken bu dönem içerisinde ödeyeceğimiz için uzun vadeliden kısa vadeliye aktarıyoruz ilk önce kıdem tazminatı karşılığını 65.200 ve 65.200 lira olarak alacaklı ve borçlu olarak kaydettik. Daha sonrasında 2 işçi hizmet süresinin dolması nedeniyle emekli olmuş olsun ve kıdem tazminatı olarak kendilerine de 48.400 lira banka havalesi ödenmiş olsun. Kıdem tazminatı karşılığı ilgili yıl itibariyle ayrılmış oldukları için kısa vadeli olan kısımdan ayrılması söz konusu olduğundan dolayı 48.400 lira olarak aktarılacak. Şurada bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. 30 işçi için 64.000 lira ayırdık. İsterseniz 3 işçi için cari döneme ödenecek olan kısmı 65.200 olduğu için şimdi anlatırken karşımda bir tutarsızlık oldu. İsterseniz şunun başına ben herhalde burada yazabiliyor muyum? Şuraya
lazer işaretlicisi kalem. Şuraya bir rakamını koyayım. Çünkü biraz yamuk oldu. Çünkü 30 işçi için ayrılan kıdem tazminatı karşılığı bu. 30 işçi için ayrıldı 164 bin lira. Ondan sonra dedik ki bunlardan 2 işçi için 3 işçinin kıdem tazminatı 65 bin 200 lira dedik. Bu nedenle onun içerisinden ayrılması öngörülen 3 işçi için olan kısmını uzun vadeliden kısa vadeliye aktardık. Ve ardından bunun içerisinde yine 2 işçi emekli olduğu için de yine aynı ayrılmış olan 3 işçinin içerisinde 2 tanesinin ödemesini gerçekleştirmiş olduk. Bu konuyu birçok özür diliyorum. Dersteyim. Ha, hocam da gelirim hocam, Azerbaycan dersindeyim. Tamam. İş jürimiz var da hocamızla görüşmem gerekti. Dolayısıyla gelecek dönem ve diğer borçlar kapsamında olan konuları bu şekilde tamamladıktan sonra esasında bir de gelecek aylara ait gelirler ve gider takipleri konumuz var. Ben bunu 7. ünitede sizlere detaylı olarak anlatacağım. Ancak burada sadece mantığını anlatayım. Çünkü konu tekrarı gibi olacak diğer taraftan. Şöyle ifade edeyim. İşletmenin içinde bulunduğu yıl itibarıyla daha sonraya ilişkin olarak peşin tahsil edilmiş gelirleri söz konusu olabilir. Yani mesela şöyle diyelim, bir kira geliri var. Hangi yıldayız? 2021 yılındayız, öyle değil mi? 2 yıllığına bir mağaza olarak kullandığımız binamız var. 2 yıllığına bu binamızı kiraya veriyoruz. Ve kira bedelini, 2 yıllık kira bedelini peşin tahsil ediyorsak eğer ve biz mesela Mayıs ayındayız. Bunun içerisinde Mayıs'tan 31 Aralık'a kadar 2020 yılına ilişkin olan kısım içinde bulunduğum yıla ilişkin kira geliridir. Ancak bunu aşan daha sonraki 14 aya ilişkin olan kısım ise gelecek aylara ve 2 ayı da gelecek yıllara ait gelirler olarak muhasebeleştirilecektir. Şöyle diyelim, bir örnek üzerinde açıklayalım. 2021 dönemi başında, dönem içerisinde kullanmayı planlamadığı bir iş makinesini 14 aylığına TUAŞ işletmesine işletme kiraya vermiş olsun. Bakın 14 aylığına kiraya veriyoruz. Kiranın başlangıç tarihi 1 Şubat olup aylık kira bedeli 2500 liradır. 14 aylık kira bedeli 35 bin lirayı 1 Şubat 2021 tarihinde işletme nakden tahsil etmiştir. Bakın şurası 1 Şubat zaman çizelgesi itibarıyla 14 aylığına kiraya verdik. Ben burada sadece size mantığını anlatmaya çalışıyorum. 1 Şubat'ta 14 aylığına kiraya verdik. Kira bedeli 2500 liradan 14 aylık 35 bin lira. Yani şu ayda 1 Şubat tarihinde 35 bin lira 14 aylık kira bedeli benim kasama giriş gerçekleşti. Dolayısıyla 2020 içinde bulunduğum yıl Şubat ayından 1 Şubat'tan 31 Aralık'a kadar geçen süre içerisinde söz konusu kira gelirinin belirli bir kısmı 2021 yılına ait olacak. Bakın 14 aylığına kiraya vermiştik. Dolayısıyla bir kira süresi bittikten sonra 31 Mart 14 ertesi yılın 31 Mart sonuna kadar
gerçekleşecek olan Ocak, Şubat, Mart ayına ilişkin olan kısım ise demek ki ertesi döneme 2012 ya da 2002 dönemine ait kira geliri olacak. Bakın tekrar söylüyorum, 1 Şubat'ta ben tahsilatı gerçekleştirdim ama 14 aylık kira gelirini tahsil ettim. Ancak burada ne var? Bunun içerisinde Şubat ayında tahsil ettim. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 11 aylık kısım içinde bulunduğum 2021 dönemine ait. 3 aylık kısım ise ertesi döneme ait, yani 2022 yılına ait kira geliri olacak. O zaman benim bunu dönem ayırıcı hesaplar ile ayrıca göstermem gerekiyor. Bakın ne yaptım? 35 bin lirayı tahsil ettim. Bunun bir aylığı ne kadardı? 3500 liraydı. 11 aylığı, emin olalım bir dakikacık. Pardon, bir aylık kira bedeli 2500 liraydı. 11 aylığı 27.500 lira. Yani bu dönemin 31 Aralık sonuna kadar geçerli olacak kira geliri gelecek aylara ait gelirler hesabında bu dönemin. 3 aylık kısım ise Ocak, Şubat, Mart olarak ertesi döneme ait kira geliri olarak muhasebeleştireceğinden dolayı gelecek yıllara ait kira gelirleri olarak muhasebeleştirecek. Dolayısıyla her ay sonunda bir aylık kiraya hak kazanacağı için içinde bulunduğumuz yıl itibarıyla nereye kaydetmiştik? 31-12'ye kadar olan kira gelirlerini gelecek aylara ait gelirlere kaydetmiştik. Her ay sonunda bir aylık kiraya hak kazanacağımızdan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Gelecek aylara ait gelirlerden diğer olan gelir ve karlara aktarmış olmamız gerekiyor. Her ay 31 Aralık'a kadar demek ki 11 ay boyunca bu 2500 lirayı gelecek aylara ait gelirlerden diğer olan gelir ve karlara aktaracağız demek ki. Daha sonra 31-12 geldiğinde artık ne oluyor? Önümüzdeki 3 ayın kira geliri söz konusu. O zaman ne oluyor? Gelecek aylara ait gelirlerden nereye aktarıyoruz? Vadesi bir yılın altına indiği için, pardon, gelecek yıllara ait gelirlerden vadesi bir yılın altına indiği için gelecek aylara ait gelirlere aktarıyoruz. Devam ediyorum. Bir de gider tahakkukları var. Gider tahakkuklarını da biz gelir gider hesaplarında izleyeceğiz. Cari dönemde doğmasına rağmen alacaklısı tarafından ancak işin, olayın, işlemin veya hizmetin tamamlanmasıyla birlikte istenebilmesinin söz konusu olacağı ve buna bağlı olarak bu aşamadan sonra işletmenin ödeme yapabileceği koşullu borçlardır. Yani bu daha çok bir tahvil faizinin vade sonunda ödenmesi ya da bir banka kredi faizinin ana para ile birlikte vade sonunda ödenmesi, kiralanan bir varlığın kira bedelinin sözleşme sonunda ödenmesi, elektrik, telefon gibi giderlerin kullanımından sonra ödenmesi gibi ödemeler bu kapsamda karşımıza çıkıyor. Diyelim ki tahvil ihraç etmiş olsun işletmemiz. %40 faiz oranlı yıllık faiz ödemeli 60 bin lira tutarındaki tahvillerin döneme ilişkin faizi 21.962 lira olarak hesaplanmış olsun. Bakın tahvil ihracı 1 Şubat tarihi itibarıyla gerçekleşti. Bir yıllık olduğunu düşünelim. 31.01'de ertesi yıl, yani birinci yılın sonunda tahvili faiz bedeliyle birlikte, ana parasıyla birlikte ödeyeceğiz. Yani ana para artı faiz olarak bir yılın sonunda ödeyeceğiz. Burada 31.01'de demek ki ana para artı faiz ödemesi var. Ancak bildiğiniz gibi dönemsellik kavramı gereği şurada 31.12 tarihinde ben bilanço çıkartıyorum, gelir tablosu çıkartıyorum ve dönemsellik ilkesi gereği döneme ilişkin tahakkuk eden faizlerin dönemin giderleri hesabında ayrıca gözükmesi gerekiyor. Her ne kadar vade sonunda ana parasıyla birlikte ödenecek olsa bile. O zaman hesaplama yapılmış.
bir çıkartıldığı 1 Şubat'tan 31 Aralık'a kadar ihraç edilmiş olan bu faizin, ihraç edilmiş bu tahvilin faizinin 21.962 lira olduğu hesaplanmış. O zaman ne olacak? Özür diliyorum. Onu kaydetmemiş miyim? Bir dakikacık. Döneme ilişkin 31.28.02 geldiği zaman bir aylık faiz gideri, her ay itibariyle biz bunu tek tek hesaplayacağız dedik ya, Şubat'tan Aralık ayı sonuna kadar finansman giderleri hesabında bir aya denk gelen kısım 1841 lira. Ancak Şubat'tan Aralık sonuna kadar ne var? 11 ay var. 11 ay boyunca her ay sonu itibarıyla demek ki işlemiş, ancak dönem gideri olarak gösterebileceği, ancak ödemesinin ana parayla birlikte gerçekleşeceği bu faiz giderini gider taahhütleri hesabında göstermek zorunda. Demek ki her ay boyunca finansman giderleri hesabı borçlu, gider taahhütleri hesabı alacaklı kaydını 11 ay boyunca gerçekleştirecek. 31.12 geldiği zaman ne olacak? Bakın, gider taahhütleri 21.962 lira olarak gerçekleşiyor. Toplam 11 aylık faiz. Diğer taraftan ana para artı faiz ödemesi geldiği zaman, yanlış söyledim. Dönem içerisinde 2 aylık daha faiz var. Ocak ve Şubat'a ilişkin ertesi dönemin 2 aylık faizi var. Biz burada ne yapıyorduk? Ana para artı faiz ödemesini gerçekleştiriyorduk. Geçen dönemden 11 aylık faiz giderini hesapladık, ancak ödemedik. Şimdi ödeyeceğiz. Bunu kapatıyorum. Gider tahakkukları hesabı olarak 2 ayın faiz giderini de yine finansman giderlerine aktarıyorum. 12 aylık toplam faiz giderini 24 bin lira olarak artık ben 31 Ocak 2012 tarihinde ödeyecek konuma geliyorum demek ki. Evet sevgili arkadaşlar, bugün ben sizlere detaylı olarak diğer borçlar, diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hakkında bilgi verdim. Kitabında daha detaylı olarak konularınızı inceleyebilirsiniz. Şimdilik dersi burada tamamlıyorum. Haftaya yeni ünitemizde sizlerle beraber olacağız. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.